Merhaba ben Giray Kaçar. Kanalıma hoş geldiniz. Herkese sağlıklı, keyifli, güzel bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile daha karşınızdayım. Tabi milli takımda olan oyuncularımız var. Hala Trabzon'a gelmemiş oyuncularımız var. Hatta ve hatta bu gece gelecek oyuncularımız var. Şimdi Kayseri maçın artık sayılı günler kaldı. Maçın havasına girmemiz lazım. Hafiften maçın havasına sokacağım sizleri arkadaşlar. Artı en tehlikeli yeri Kayseri Spor'un merkez orta sahası. En güçlü yeri merkez orta sahası. Bizim orta sahamızda şu anda bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı değerlendireceğim. Biraz değerlendirme de yapacağız, bir kıyaslamaya da yapacağız. Bizden giden bazı oyuncular şu an e, neler yapıyor? Bunlardan bahsedeceğim ve önemli detaylarım var arkadaşlar bugün. İnşallah sonuna kadar izlersiniz. Ve Trabzonspor'a dostlarım, bizleri görenler kanalımızı takip alırsanız çok mutlu olurum. Herkese sonsuz teşekkürler. Diyabete Partizan'a gitti biliyorsunuz. Hani bedelsiz bir şekilde gönderdik biz Diabete'yi. Diabete'nin performansından bahsedelim birazcık. 4 gol 6 asist yapmış. Trabzonspor takımımızdan hani tutmadı. Mayası tutmadı. Abdullah Avcı da onu oynatmayı tercih etmedi aslında. Tabi onun yerine de Trezege gibi, Viska gibi önemli oyuncular getirdi Abdullah Avcı. Ve biz Diabete'yi Giresun'a gönderdik. Göztepe'ye gönderdik. Ama Diabete'de şu, yani şu sıkıntı vardı. Hani o da çok fazla... Hani kapalı sonmalara karşı etkili olan bir oyuncu değildi. Sert oyuna karşı yılan bir oyuncuydu. Ve e, Abdul Hoca' da tercih etmek istemedi ve gönderdi diyabeti. Ama Diabete'nin de Partizan'daki performansı şu an için 4 gol 6 tane de asisti var. Önemli istatistik yapmış arkadaşlar. Batuhan Manisa'da oynuyor. 5 maçta 3 tane gol yapmış Batuhan'da. Batuhan önemli bir genç kardeşimiz. İyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. İnşallah patlamasını yapar. Hani daha önce sizlere bir örnek vermiştim. Mesela Ajax Ahmet Can Kaplan'ı geldi, çat diye verdi 10 milyonu aldı. İşte Naci bize kiraladı. Bu tarz takımlar, büyük takımlar, bizim gibi büyük takımlar bu tarz gençleri toplarlar. Eğer kendi takımında oynatamayacaklarsa sağ sola kiralarlar ve oradaki gelişimini takip ederler. Mesela Enis Destan'ı Polonya'ya gönderdik. Oradaki gelişimini takip etmemiz lazım. Ama takip etmemiz lazım bakın. Oraya gönderdim deyip de maçın özetini izlememek lazım. Parti gitti diyelim Polonya gitti ya ki göndereceksin her hafta birisi maçını izleyecek. Notunu alacak. Abdullah Avcı'ya sukat ekibine sunacak. Ve e, bu şekilde biz oyuncu kazanabiliriz. Oyuncuları gönderip peşine gitmezsek hiçbir şekilde kazanamayız. Trabzonspor takımımızın sukat ekibi var biliyorum ama hani e, yurt dışında Milli takımları izleyecek. Mesela kaç tane squad takimde ekipten birisi gidiyor da maç izlemeye. Kaç kişi birden dağılabiliyor. Dünyanın her yerinde maç oynanıyor. Ciddi anlamda bir mesela Ajax olsun İngiltere'deki çoğu takımın olsun Afrika'da squad takipleri var. Oralarda geziyorlar arkadaşlar takım. Oralarda oyuncu bakıyorlar. Radara bir şey yakalar mıyız ne olur. Oradan bir tane oyuncu çıksa 20 yıl 30 yıl 40 yıllık masrafını çıkartıyor adamlar bu şekilde ve önemli bir detay olduğunu düşünüyorum bunların. Eee ekibi sadece masa başında olmaz. CD'den işte YouTube'dan oradan buradan izleyerek futbolcu almaz arkadaşlar. Tabii ben bunu genel anlamda söylüyorum. Trabzonspor takımımızın Sukatı böyle demiyorum yani. Onlar da izliyorlar. Gittiler Latimi, Konya'daki maçtan aldılar, geldiler milli maçlar. Örnek veriyorum ama bunları çoğaltması lazım. Yani Konya'dan değil de atıyorum Tunus'a gitsinler, Malta'ya gitsinler, Cezayir'e gitsinler. Oralarda da çok önemli e, hani e, futbolcular çıkabiliyor biliyorsunuz takip etmek lazım. Demek istediğim olay bu. Şimdi Bakasetas dün ilk 11 oynadı. E, Siopis'i dün ben kadroda göremedim. Bu birazcık beni korkuttu. Önemli bir detay. Siopis niye kadroda yoktu? Çünkü Siopis milli takım kadrosuna girmeyecek bir oyuncu değil. Daha önceki maçta ilk 11 oynamış bir oyuncu. Bu maçta kadroda yoktu Siopis. Bu beni birazcık tedirgin etti. Bakasetas asist yaptı. Bakasetas Yunanistan milli takımının kaptanı gerçekten çok önemli bir iş. Bakasetas'ın liderliğini ben net bir şekilde televizyondan dahi alabiliyorum arkadaşlar. Bakasetas çok önemli bir oyuncu. Ve Bakasetas dün maçtaki asistini yaptı gene yapacağını. Ve golü de Masaros attı. Ve Masaros'un yaptığı asisti araştırdım, aradım, baktım. Dedim ki bu nasıl asist yaptı? Masaros nasıl gol attı? Ya Bakasetas yanına pası veriyor. Çok ekstrem uğraşmıyor ama bir mücadeleden çıkarak pasını veriyor. Masaurus ceza sahasındaki o ayak içisinin netini görmeniz lazım arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir gol kalitesi var oyuncunun. Neden? Masaurus kanat oynuyor ve bu kadar çok gol atıyor diye düşünüyorum. Yani dünkü vuruşunu gördükten sonra ayağın içiyle sağ tarafa öyle bir güzel plase bırakıyor ki çok net. Yani o ayak sadece ben Burak Yılmaz'da görmüştüm oynadığım oyuncular arasında bakın. Ve Masaurus'un da vuruş stili aynen o şekilde. Yani benim bugüne kadar bakın bu detayı da vereyim sizlere. Oynadığım en iyi ayak içisi olan futbolcu Burak Yılmazdır. O, o topu ayak içiyle vuruyor ya mesela 40 metre açıl, o sertlikte topa vuramazsın belki ama Burak hiç gerilmeden, hiç açılmadan öyle bir indiriyor ki topu inanılmaz ayak içi kapatıyor. Bence herhalde gelmiş geçmiş en iyi ayak içi olan oyunculardan bir tanesi Burak Yılmazdır. Siopisin dediğim gibi kadroda olmaması birazcık beni korkuttu. İnşallah sıkıntılı bir durumu yoktur arkadaşlar. Şimdi. Kayseri Spor cephesine bakacağım. Daha sonra devam edeceğim konuşmaya ama tabi Mısır'da 3-0 yendi Liberya'yı. Trezeg'e 77 dakika oyunda kaldı. Aynı şekilde e, Fildişin'de Gıbamil 61'de oyuna girdi. Onlar da 3-1 Gine'yi yendiler. Sonradan girdi Gıbamil. 35-40 dakika oynadı. Sonuçta Gıbamil biraz hani tabi Fildişin'den ta Afrika'dan çıkacak gelecek arkadaşlar. O da ayrı bir sıkıntı. Mısır'dan gelecek Trezeg'e ayrı bir sıkıntı. Bakasetas ve Siopis geç gelecekler zaten biliyoruz ama bu oyuncular da geç gelecek. Bunlar bizim için büyük bir problem. Çünkü maça iki gün kaldı ve bu oyuncular yarın bir ilmana çıkarlar. Bugün yolda geçecek zaten. Ertesi günde bir terizman yapıp maça çıkacaklar ve bizim kilit oyuncularımız bakın Bakasetas, Siopis, Trezege bunlar bizim kilit oyuncularımız. Neden? Rakibin orta sahasında Camporo var, Miguel Cardozo var, Mensah var. Bu üçlü gerçekten ligin en iyi üçlüsünden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu üçlü çok iyi oynuyor ve çok dinamik, çok güçlü, topu iyi bilen bir üçlü. Bakın bu üçlünün alternatifinde de Kemen var artı Bartolotti var. İki tane de çok önemli bir oyuncu var. Yani rakibin beş tane orta sahası da sonradan Gökhan Sazdağ'ı da arada sokuyorlar. Bu beş tane orta saha gerçekten Kayseri Spor gibi bir takım Anadolu takımına göre lüks bir orta saha olduğunu düşünüyorum ki. Ben men sağı çok yakından tanıyorum Topla grip çok iyi. Çok iyi ceza sahası çevresinden şut atabilen etkili bir oyuncu ve topu kapabilmek için inanılmaz bir mücadele veriyor orta sahada Mensa. Mensa gerçekten çok beğendiğim bir orta saha oyuncusu özellikle. Ve şimdi bizim orta sahamıza gelelim. Marek Amşik, Siopis Bakasetas. Bu üçlü bizim oldu. Şu an ben Abdullah Avcı'nın bu üçlüyle yola çıkacağına, yola devam edeceğini düşünüyorum. Ama şimdi Siopis milli takımda neden yoktu? Bu bizim için önemli bir soru. Siopis'i geldiğinde göreceğiz. İnşallah sakatlığı yoktur. İnşallah kötü bir haber gelmez Siyopis'ten. Dün çünkü sizler için araştırmalar yapıyorum. Hatta bu sabah da araştırma yaptım. Saat sabah 7'de kalktım arkadaşlar. Videoyu çekiyorum ve elimden geldiğince bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Artı bizim orta sahamızda bir yorgunluk olacak. Trezege kanatta çok önemli. Zaten kanatta bir eksikliğimiz vardı. Trezege de yorgun gelecek. Gıvamil fil dişinden buraya seyahat etmek zor arkadaşlar. Hava değişimi var. Ee, iklim değişimi var. Bir uyku saatin değişiyor. Gerçekten kolay işler değil bunlar. Hani gelsin abi yatsın iki gün sonra maça çıksın olmuyor. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Ben böyle maçlardan sonra hep korkarım. Milli maç dönüşü. İşte Avrupa maçından öncesi. Şimdi karamsar konuşuyorsun abi demeyin bana. Ben ihtimalleri söylüyorum. Ben hani bu takımın öyle veya böyle maça hazırlanacağını ve Abdullah Avcı'nın Kayseri Spor gibi çok kritik önemli bir maça bu çünkü bir seriye gireceğiz. 4 maçlık bir seriye gireceğiz. Bu detayları dün verdim sizlere. 4 günde bir, üç günde bir maçlarımız var. Bizim başlangıcı iyi yaparak Borelli olmamız lazım. 2'de 2 iki yaptık ya. Bu seriyi devam ettirmemiz lazım. Bu seriyi devam ettirebilmek için de başlangıcı iyi yaptır yapmamız lazım. Özellikle Çağdaş Atan sakatlarım döndü mesajını verdi. Bizim maçımızla alakalı röportaj yaptı ve biz kazanmak istiyoruz dedi. Biz kazanmak istiyoruz dedi Kayseri spor takımı. Bir geçen sene Kayseri deplasmanında zorlu dakikalar yaşamıştık. Hatta Uğurcan Çakır'ın bir konuşması aklıma geliyor. Gerçekten hani e, üzülmüştüm ben o maçtan sonra ki. Çünkü ben futbol oynadığım dönemlerde Kayseri'ye gittiğim zaman Kayseri spor takımından tarafından çiçeklerle karşılanıyordum. Bizi kardeş takım diyorlardı. Bizim için hep olumlu şeyler söyleniliyordu. Hani e, maça girerken... Alkışlanıyorduk, maçtan çıkarken alkışlanıyorduk. Hep güzel karşılandık Kayseri'de ama nedense geçen sene bir film koptu. Tabii ben geçen sene şampiyonluğa giden bir yolda tamamıyla Trabzonspor takımının hani Kayseri Spor Camiası'na da yıkmak istemeyiz tabii ki de. Çünkü aklı başında olan tarafların ben Trabzonspor takımına bu şekilde hakaretler, tezahüratlar yapacağını düşünmüyorum. Geçen sene bir şeyler yaşandı kaldı. İnşallah bu sene bakacağız. Yeni bir sayfa çünkü. Ee, hani oradaki tutumları çok önemli olacağını düşünüyorum. Ama bizi zor bir maç bekliyor. Kayseri Spor Cephesi gerçekten iyi bir e, takım. E, hani erken bir gol gelirse müthiş olur. Gelmezse bizi her geçen saniye zorlu bir maç bekleyecek. Vitor Hugo ve Caneni döndü. Vitor ailevi problemleriyle alakalı bir sıkıntı olduğunu iddia edenler olmuştu. Ve Vitor muhtemelen benim iddia edildi bakın bu. Vitor muhtemelen bu sorunların çözdüğü geldi tamamen içine konsantre. Ben Vitor bir problemi olacağını düşünmüyorum. Zaten devre arasından önce zaten hiçbir oyuncuyla bir problem yaşamaz arkadaşlar. Hiçbir kimse profesyonel bir oyuncu devre arası gelmeden hiçbir oyuncu. Yapan oyuncu zaten çok büyük karaktersizlik yapmış olur. Takımını yarıda bırakır. Hiçbir oyuncu. Bunu ben genel anlamda konuşuyorum. Hani e, takımını yarıda bırakmaz. Bunu net bir şekilde söyleyeyim sizlere. Artı Canini e, e, dün MR'a girdi. Son kontroller yapıldı. Canini oynayıp oynamayacağını bilmiyoruz. Bakın Canini oynayıp oynamayacağı belli değil. Artı e, Vitorigo geldi. Büyük ihtimal Vitorigo'nun ben yedek olacağını düşünüyorum. Yeni geldi çünkü. Çok fazla izin yaptı. 9 gün izin yaptı. 9 gün ayrı kaldı. Önemli bir Sorununu çözdü geldi diye düşünüyorum. Muhtemelen Abdullah Avcı'nın demek. Bakın bunlar hep yorum. Vitor Hugo'nun sorunların çözdüğü özel problemleri vardı diye bunlar basında çıktı ama bunlar hep yorum. Yorum dediğim şu. Hocanın kafasından geçenleri söyleyeyim. Ben bunları defalarca kez yaşadım, gördüm, şahit oldum. Git kardeşim. Bak çok lazım bir oyuncu için bile hoca. Bir haftaya gerekirse yakar ama 30 haftayı kurtarmaya çalışır. Git kardeşim kafanı boşalt sorununu çöz. Hastam mı var, yakınım mı problemli, eşinle mi problem, çocuğunla mı problem, git bu işini çöz gel derler ve çatır çatır adam geldikten sonra da hoca buna bu izni verdi ya oyuncu da takımına daha çok asılır. Elinden gelen en iyisini daha yapar ve morali ve motivasyonu yükselir. Yani kondisyon idmanı yüklemektense hoca Abdullah Avcı tecrübeli bir teknik direktör bizim yaşadığımızın 50 katını yaşamıştır. O da... Tamam kardeşim git sorun çöz gel dedi ve Hugo geldi. İnşallah hani çözdü zaten öyle bir bilgimiz var ki. Dün e, Trabzon'da da bir e, şey sordum Hasan'la da konuştuk. Dün Hasan Tuncer hepiniz tanıyorsunuz. Kendisi bizzat Hugo ile konuşmuş. Gayet her şey yolunda dedi bana. Telefonda biz konuştuk. Gayet her şey yolunda demiş. Keyfi morali yerinde zaten. Çözmüş gelmiş. Bundan sonra Hugo'nun performansı artar inşallah çünkü... Sezona kötü başladı Vitorugo Arkadaşlar hani o penaltıları, o kademe hataları yapacak bir adam değil. Vitorugo şöyle izlediğim zaman gerçekten hava hakimiyeti çok iyi olan taş gibi bir stoper abi. Adamı hani cellat gibi stoper yani. Baktığı zaman taş gibi stoper. Ama son başlangıcına bakıyorum bu sene. Kötü başladı maalesef. Dağınık başladı. Hep de ben videolarımda sizlere söylüyordum. Vitorugo geçen seneye göre daha dağınık. Demek ki. Hani kafasını meşgul eden bir iki bir şey vardı. Onları çözdü geldi. Bundan sonraki süreçte ben bakalım izleyelim bakın. Bu süreçten itibaren izleyelim Vitorgu. Nasıl geri dönüş yapacak? Neler yapacak? Göreceğiz bundan sonraki süreçte. Ben de takip edeceğim. Sizler de takip edin arkadaşlar. Hani atladığımız bir konu olmasın. Siyopisi merak ediyorum. Bilenler lütfen videonun altına yazsınlar. Bu adam dün kadroda yoktu. Neden oynamadı? Çünkü bir maç öncesinde ilk 11'de oynayan adam son maçta kadroya neden girmez? Bu benim birazcık kafamı karıştırıyor. Bilmiyorum kart cezası mı var? Onu da bilmiyorum çünkü deli dolu bir adam ne yapacağı belli olmuyor. Onu da bilmiyorum. Sizlerin e, yorumlarınızı bekliyorum. Beni aydınlatırsanız sevinirim. Detayları verdim. Hani e, 8-9 tane oyuncu takımımızdan ayrıldı ama Diabete ve Batuhan'ın atmış olduğu gollerden dolayı dikkatimizi çekiyor tabii ki de. Diğer oyuncularımız işte Kuasi olsun, işte Flavio olsun birçok oyuncumuz gitti ama onlar çok fazla etki sağlayamadı. Videomun sonuna geldim. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik kitem sizleri ayrı seviyorum. Allah'a emanet olun.